Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size çok güzel bir kuzu kafes tarifi vereceğim. Şimdi kuzu kafes neresi? Merak edenler için söyleyeyim. Bu gördüğünüz yakışıklı şöyle 360 derecede döndüreyim, iç dış göstereyim. Şimdi kuzu kafes, kuzunun sırt kısmının kıçına doğru olan bölgesinden çıkan ve yan kaburgalarıyla da bütün bitişik halde çıkarılan yerdir. Şimdi bu kısımları keser, satırla bölerseniz kuzu pirzola olur bunlar. Yani aynı zamanda pirzolanın da çıktığı yer. Hani literatür bilgisini de ona göre vereyim. Normalde bu kemikleri bütün olarak da bırakabilirdik. Ama bu yakışıklıyı fırında pişirdikten ve nar gibi kızarttıktan sonra iç kısmına pilav dolduracağım. Şimdi normalde bunu doldurup fırınlarlar. Ben size daha basit bir yöntemini göstereceğim. Sebebi şu, neden basit diyorum? Aslında mutfakta yapılan hiçbir iş basit değil de kolay yönünü söyleyeceğim. Diğerini yönetmek çok zor olduğu için pişirmekten imtina edebilirsiniz. Ama bu tarifi kasabınıza gidip kısa kemikli bütün kafes istiyorum dediğinizde size vereceği ürün bu olmalı. Şöyle yine gösteriyorum. Bunu yapmak inanın bana ziyafet sofralarınız için daha kolay, uygulanabilir bir tarif olduğu için bunu vereceğim. Şimdi birinci adımda kuzu kafesi fırına göndermemiz lazım. Böyle bir kafesi mühürleyeceğim diye uğraşmayın dostlar. Direkt olarak sarın, sarmalayın ve fırına gönderin. Ortalama ne kadar pişirmem gerekir diye düşünürseniz 1-3 saat 200-220 derece olması yeterli olacaktır pişmesi için. Bol kemikli, özellikle merkez noktalarına ısının gitmesi için uzun pişirme prosesi isteyen bir yakışıklı bu. Folyonun hemen üst kısmına yine yağlı kağıdı koyuyorum. Bir tanesi yeterli ya. Süper. Şimdi bunu fırına atar atmaz dostlar, hemen ardına yanına bol tereyağlı, et sulu, mis gibi bir pilav yapacağız. Pilavın da tarifini en ince ayrıntılarına kadar vereceğim. Ama Osmancık ya da baldo pirinci değil, Yasemin pirinci kullanacağız. Basmati de kullanabilirsiniz. Bu tarz ziyafet yemeklerinde gerçekten müthiş sonuçlar elde edersiniz. Defne yaprağını bırakıyorum tabana. Elimde yağım da var. Bunu ortadan ikiye böleceğim. Etrafına sarmak istiyorum çünkü. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Bu yakışıklıyı önce böyle oturtuyorum ve bu elimdeki yağlarla kaplıyorum. Ve daha sonra da yağlı kağıtla sarıyorum. Hemen üstüne alüminyum folyoyu, etrafından hava almayacak şekilde kapatmanızı istiyorum sizden. Aynen böyle. Bir tane daha folyo kullanırsak işimizi daha güzel çözecek. Bir de uzunlamasına saralım. Şöyle alt kısmına doğru güzelce sarmalayın. Diğer tarafını da göstereyim. Aynı şekilde burayı da kaldırın. Ortaya böyle bir kafesiniz çıktı. Üzerindeki yağ daha leziz kılmak, daha lezzetli olmasını sağlamak için, aynı zamanda da yanmaması. Bakın bu çok önemli. Çünkü yüksek ısılarda uzun dakikalar, 180 dakikadan bahsediyoruz, pişebilmesi için kesinlikle bir yağ koymanız avantaj sağlayacaktır size. Artık fırına geliyorum. Hemen fırına gönderelim, bunu unutalım. Ne kadar? 3 saat. 200 derecede bir alarm kurun ya da kendinize bir zaman tutun. 3 saat sonra fırından rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Neler yapacağız, neler? Pilavım için birazcık zeytinyağı, birazdan da tereyağı kullanacağım. Elimde ne var? Çok kolay malzemeler var. Et suyu var, kaju var. Bildiğiniz kaju. Ne alaka demeyin, pilav da çok güzel gider kuru yemişler. Yeter ki doğru malzemeleri seçin, doğru kombinasyonları yapın. Mutfakta olmaz diye bir şey yok dostlar. Yani sunduğunuzda sevdiklerinizin yüzünü güldürebiliyorsanız
olmaz diye bir şey yok. Tabii ki bu şu demek değil, saçmalayacağız diye de bir şey yok. Ama önemli olan bunu misafirlerinize, sevdiklerinize, hatta kendinize sunabildiğinizde yüzünüzün gülüyor olması lazım. Hani bazen şey yapar insanlar, bir şey dener ondan sonra tadına bakar. Ya ben niye yaptım ki bunu falan duygusuna girebilirler. Ama burada öyle bir şey olmayacak. Gerçekten çok yakışıklı bir tarif çıkacak ortaya. Kajuların bir miktar kavrulması lazım. Çünkü çiğ kaju kullanıyorum. Daha güzel oluyor açıkçası. Birazcık kavrulsun. Evet, yağım ufak ufak göbek atmaya başladı. Hemen burada basmati pirincim var ve Antep fıstığım var. Bunun bir miktarını alttan, bir miktarını da suyunu verdikten sonra ekleyeceğim. İki şekilde. Ama önce kajunun birazcık kavrulması lazım. Ocağın altını gazlayalım. Gayet güzel. Kaju bir miktar renk aldıktan hemen sonra pirinçler devreye girecek. Tuzunu, suyunu ve tereyağını ekleyeceğim. Ondan sonra da kapağını kapatıp artık için için çekmesini, bize hazır olmasını bekleyeceğiz. Başka bir şey kalmıyor. Evet, bakın kajunun renkleri yavaş yavaş aldı. Şu göstermem lazım buradan. Bembeyaz kajular karamelize olmaya başladı. Hemen üzerine pirincini ekleyelim. Basmati pirinci çok kavurmaya gelmez dostlar. Onun için çok kavurmaya uğraşmayın. 1-2 dakika içerisinde çevirdikten sonra hemen suyunu vermeniz güzel olacaktır. Bu pirinç genel olarak salma tekniğiyle yapılır. Kavurma tekniğiyle yapılmaz. Ben size arada kajuları da göstereyim bakın. Ne kadar güzel renk aldı. Bunları renk aldırmanız hem lezzete, aynı zamanda görsel olarak da pilavın içerisinde ne olduğunu da belli eder. Şimdi biliyorsunuz pirinç beyaz. Suyunu da verdikten sonra yine beyaz kalıyor. Ama kajuların görünebilmesi için kavrulması çok önemli. Şimdi şuradan bir kaşık tereyağı alalım. Bunu da ekledik. Göbekten göbekten karıştırıyorum. Tereyağının zemine dokunması ve erimesi için. Şu an zaten başladı erimeye. Aktüel abi gel de bunu bir çek ya. Bu erimeye bayılıyorum ben çünkü. Bak şu tam göbek kısmında. Görüyor musun? Fokur fokur kaynamalar kendisini gösteriyor. Şöyle de ufak bir karıştırma işlemi yapalım. Çok hoş bir görüntü. Teşekkür ederim Aktüel abi. Evet dostlar. Bu bana der ki benim Antep fıstığımı ver. Ve sonrasında suyumu tuzumu ver. Tabii ki hemen vereceğiz. Hiç merak buyurma. Et suyunu da ekledik. Ufak bir karıştırma işlemiyle bakıyorum nasıl bir durumu var. Su istiyor mu, istemiyor mu? Şu an her şey yolunda. Son olarak tuzunu eklememiz lazım. Tuzum tuzum neredesin? Evet. Göbek atmaya başladı. Hemen altını kısmanız lazım. Orta ısıda kısık kısık pilav suyunu çekecek. Etim piştikten sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Evet dostlar, geldik kuzu kafesin başına. Biraz buharı çıksın ki yüzümüze gelmesin. Çok heyecanlıyım. Kuzu kafes, pilavla sunum. Yakışıklı yemekler. Oo. Hay 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 hay. Dibinde inanılmaz bir yağ var. Doğal olarak. Çünkü Aktüel abi yanaş, bunu bir çekmen lazım. İşte bu yağ ne işe yarıyor? Kuzu kafesin yanmamasını sağlayan yağ o. Yemeyeceğiz. Ama koruma sağlayan bir durumu var. Şimdi geldik buraya. Pilavın durumuna bir bakalım. Evet, gayet güzel. Suyunu çekiyor. Birazdan ocağın altını da kapatabiliriz. Bunu nasıl açacağım diye düşünüyorum vallahi bir taraftan. Bir yer değişimi yapacağım. Sebebini de söyleyeyim size. Pilavı soluma,
eti sağıma alacağım ki daha rahat sunum yapabileyim. İki tane çatal. Elimizi yakmadan şu yakışıklıyı bir açalım. Dostlar hazır mıyız? Kafesimiz... Of! Bakın yağlar... Görüyor musunuz ne hale gelmiş? Üstüne kapatmış olduğumuz yağlar. Bir taraftan kuzuyla birleşmiş. Özdeşleşmiş mi derler? Evet, öyle olmuş. Ben de hep gidip bu kelimeyi buluyorum ya. Ulan zorlanıyorsun, söyleme ekranda işte değil mi? Yok. İlla diyeceğim. Sanki başım göğe erecek. Bakın dostlar ne çıktı ortaya. Görüyor musunuz? Kafes müthiş bir şekilde arz endam ediyor. Bunu nasıl çıkarırız, kaldırırız diye düşünüyorum bir yandan. Oo, kemik. Gel bakayım gel. Seni ben bırakır mıyım ya? İki tane çatalla da olsa hem de tatlı çatalı. Onunla dahi alırım. Hiç affetmem. Bakar mısınız kemikler nereden çıkıyor? Aman Allah'ım. Bu yakışıklının yağından da biraz alalım. Şöyle üstlerden. Daha sonra küveti bırakacağım geriye çünkü. İşimiz zor be dostlar. Vallahi zor. Şunu hemen arkaya alalım. Bu tarz böyle sıcak, yani yağda mesela bir şey kızarttınız. Tenceresini hemen ortadan kaldırın. Hele evde yapıyorsanız, doğal olarak evde yapacaksınız. Çoluktan çocuktan uzak bir yere koyun. Ne olur. Mutfaktaki en önemli şey güvenliktir. Çünkü riskli bir ortam. Yani bıçak var. Yani jilet gibi bıçak, ocak, fırın, her tarafta risk var. Önce kendi güvenliğinizi alın, daha sonrası kolay. Evet. Bu yakışıklı suyunu çekmek üzere. Şimdi normalde tabii biliyorsunuz pilav yapıldıktan sonra bir demlenmesi, dinlenmesi lazım. Ben genel olarak demleme, dinlenme dinlemiyorum pilavda. Çünkü dumanı üstünde tutan yemekler size servis etmeyi çok seviyorum. Bu da öyle bir şey olacak. Şunu şöyle bir kaldıracağım. İçini dışını görün. Bakar mısınız şu yağa? Üstüne eklemiş olduğumuz yağ bu. Şöyle hemen koyalım. Hatta Oğuzhan'a karşı bir göstereyim bunu ya. Siz de ekranı başında böyle güzel görün. Dışına eklemiş olduğumuz yağın görüntüsü. Görüyor musunuz? Bir etin piştiğini anlamak istiyorsanız dostlar, size bir tane tiyo. İlk attığımızda bu kuzu kafes nasıldı? Kemikler neredeyse görünmüyordu değil mi? Yani tamamı etle kaplıydı. Eğer kuzu kafes ya da herhangi bir şey attığınızda kemikler ortaya çıkıyorsa ve böyle güzel bir pişme görüntüsü alıyorsanız demek ki et pişmiş demektir. Yani bu kemikler ne kadar ortaya çıkıyorsa o kadar şanslısınız. Şimdi ben sizin için direkt çatala geliyor zaten. Birazcık abi bu ne ya? Bu ne? Bu kuzuysa ben neyim? Cengiz oradan bakıyor. Uğur abi yine başladı yemeye diye. Abi yemeyip ne yapayım ki? Dostlar, bunu şöyle bırakacağım ama bir tane kemiğinden de çıkarayım da bakın şu orta kemik inanılmaz zor çıkar. Ucundan tutarken elime geldi. Şu kemikleri görüyor musunuz bakın. Bu kemikler bak bir tane üzerinde et parçası yok. Şu alt kısmı görüyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Daha oyalanmayacağım yani. Gerçekten bir taraftan anlatıp bir taraftan yemek zor oluyor. Hemen şuradan biraz da pilavından ekleyeceğim. Önce vaat etmiş olduğum şu Antep fıstığını bir üstten bırakalım. Bakar mısınız kajulara? Of.
Pilavım tam bir risotto gibi oldu. Kajular aradan bize selam çakıyor. Oh, of. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu yağını da buraya kapatalım. Bu bırakılmaz ağlar arkamızdan. Vallahi billahi ağlar. İşte dostlar, bugün Yakışıklı Yemekler'in mutfağında kuzu kafes vardı. Yanında Antep fıstıklı, kajulu, mis gibi bir pilav. Tüm saygı ve nezaketimle huzurlarınıza bırakıyorum. Elimde gördüğünüz kemikler elimde kaldı zaten. Şu parçacık da benim olsun. Hemen onu da afiyetle yiyeyim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.